Yeni bir videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Evo Online'de drone çeşitlerine ve hangi ülkenin dronlarının ne farkı var, ne işe yarıyorlar bunları anlatacağım. İlk olarak her ülkenin drone'u belli bir çeşit hasar vuruyor. Bu hasarları ben sizin için ekranda bir köşeye not alacağım. Videonun ilk dakikası boyunca bunları görebileceksiniz. Ama şöyle basitçe söylemek gerekirse Hobgoblinler Thermal, Warriorlar Explosive, Hornet yani light dronelarının ismini söylüyorum bu arada. Kinetik, Acolyte'da da EM yani elektrik hasarı vuruyor. Bu droneların ayrıca ekstradan birkaç özellik farkı var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama ilk olarak bu droneları nerede kullanmanız lazım? Arkadaşlar savaştığınız düşman çeşidine göre drone seçmeniz gerekiyor. Yani bunların herhangi birisi süper ya da herhangi birisi en kötü drone değil. Warrior'lar hariç. Neden Warrior'ların kötü olduğundan bahsedeceğim. Ama mesela Serpentis savaşıyorsanız genelde Hobgoblin droneları kullanmanız gerekiyor. Bu arada ben Wormhole'dayım o yüzden ürünlerin fiyatları vesaire gözükmeyecek. Ama şöyle göstereyim. Bakın Hobgoblin drone'ları mesela termal hasar vuruyorlar. Ve en yüksek hasar modifiyere sahipler 1.6. Hafif drone'lar arasında. Eğer Serpentis'te savaşıyorsunuz bu drone'ları kullanıyorsunuz. Ee, mesela Angel'larla kapışıyorsanız NPC olarak o zaman EM'di galiba en az hasar yedikleri EM olması lazım. NPC'ye sağ tıklayıp show info derseniz NPC'nin dirençlerini görebiliyorsunuz. Düşmana zayıf noktası neyse onu düşmana vuruyorsunuz. Peki bu dronların arasındaki ufak farklar neler? Arkadaşlar hafif dronlar, orta ve ağır dronlar var. Bunların arasındaki farka girmeden önce ülkelerin dronlar arasındaki genel farklardan bahsedelim. Bu ne? Arkadaşlar mesela hafif dronlarda warrior'lar şöyle onu da açayım ben size hemen şunu küçültüp Warrior. Başka bir ülkenin hafif dronu. Mesela az önce Hobgoblin'lerin 1.6 bir hasar çarpanı vardı. Şu kısımda. Bakın bu Warrior'larda 1.3. Yani hasar çarp katmanları en düşük olan dronlar. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şu aşağıda gördüğünüz demeç var ya. Mesela 20 HP'ymiş. 20'yi 1.3 ile çarpıyorsunuz. Bir tane Warrior drone'un vurduğu hasar çıkıyor. Bu da ne yapar? 29 mu yapar? 29 yapar herhalde. Ama Hobgoblinlerde bu durum 1.6. Onun dışında Kalderi dronlarında 1.5. Akolaytlarda 1.4'tü galiba. Ama en kötü hasar Warrior'larda. Warrior'ların canı da düşük. Yani diğer ülkeler kadar yüksek canı da sahip değiller. Bu dronların tek iyi özelliği hızlı gidiyorlar. Hızlı gidildikleri için vurulmaları çok az daha zor. Onun dışında Warrior dronlar hiçbir işe yaramıyor. Şimdi hızdan bahsetmişken, bu arada diğer 3 tane drone'un arasında çok büyük bir fark yok. Yani Hobgoblin hafif drone olduğu sürece Warrior dışındaki bütün drone'ları aynı seviyede düşünebilirsiniz. Hangisine daha çok ihtiyacınız varsa onu alın ama Warrior'ların ekstradan zayıf olduğunu bilin. Yani düşmanın patlayıcı direnci çok düşük değilse Warrior kullanmak genelde işe yaramaz. Çünkü çok hassas vururlar. Şimdi hafif, orta sınıf ve ağır drone'lar var bir de. Bunları da şöyle göstereyim. Bakın mesela Hobgoblin var burada. Bunların orta sınıf olanı. Hammerhead. Şöyle göstereceğim. Bir de ağır olanları var. Ogre. Peki bunların farkı ne? Diğer ülkeler için de aynısı geçerli. Yani drone'ların ismini aratarak bulabilirsiniz ama tavsiyem yani en basit bulabileceğiniz yöntem drone skill'ini açın. Ondan sonra seviye 3'te mesela orta seviye dronlar açılıyormuş. Buradan orta seviye dronların ismini görebiliyorsunuz. Seviye 5'te ağır dronlar açılıyor. Buradan isimlerini görebiliyorsunuz gene. Bu dronların farkı ne derseniz. Orta seviye dronlar daha yüksek hasara sahip. Daha yavaşlar. Ama mesela kurvazörlere karşı vesaire kullanırsanız. Yüksek isabet oranıyla yüksek hasarla çok daha yüksek DPS çıkarırlar. DPS arasındaki farkı şöyle göstereyim size. Bakın mesela Hobgoblin 20 hasarı 1.6 çarpıyla vuruyordu. Hammerhead'e bakalım. Bakın 32 hasarı yine 1.6 çarpıyla vuruyor. Yani neredeyse %50'den fazla DPS artıyor. Ve bu geminizde atıyorum 200 DPS'iniz varsa Hammerhead kullanırken 350 DPS'e sahip olmanızı sağlıyor. Buna nasıl fark bu kadar büyük. Peki orta seviye dronları ne zaman tercih etmemeliniz lazım ya da ne farkları var? Arkadaşlar orta seviye dronların farkı şu geminizden daha fazla bandwidth diyorlar ve küçük gemilere karşı ıska atma ihtimalleri var. Biraz daha bir kurvazör vesaire kullanıyorsanız silahları kurvazör silahı gibi o yüzden küçük gemilere frigetlere karşı ıskı atabiliyorlar. Ama kurvazörlere karşı hem yüksek hasarları var hem etkililer hem de orta seviyede olsa bir hıza sahipler. Yani düşman kolay kolay bunları vuramıyor. Ağır dronlar. Ağır dronlar arkadaşlar en büyükleri. Yani savaş gemileri ya da binalara karşı falan kullanmanız lazım. Çünkü isabetleri genelde çok kötü oluyor özellikle ogrelerin. Ama bunlar da yine aşırı yüksek DPS sahipler. Bakın 64'e çıkıyor. Yani orta seviye dronların iki katı bir hasara sahip. Ve savaş gemilerini, savaş kruzorlarını yok etmek için bu dronları kullanıyorsunuz. Drone bandwidthinden, yani dronları kullandığı şu bandwidth hattından bahsetmeyi unuttum az önce özür dilerim. Bu arkadaşlar en küçük dronlar 5 kullanıyor. Orta seviye dronlar 10. Ağır dronelar 25. Peki bu sayı ne? Ben benim gemimin ne kadar drone taşıyabileceğini nasıl anlarım? Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Alt F yapın ya da geminizin fittingini açın. Sonra şu kısma bakın. Bakın mesela şu anda bu korvette 5 megabitlik bir drone sahipmiş. Yani bir tane hafif drone istersem takabilirim. Mesela bu 50 olsaydı 2 tane ağır drone takabilecektim 25-25 ya da 5 tane orta seviye drone takabilecektim. Çünkü 10'ar puandan 10, 20, 30, 40, 50. Buradaki drone ağınıza göre drone'larınızı seçmeniz gerekiyor. Yani atıyorum 25 ağırlık yani 25 bandwidth'iniz varsa bir tane ağır drone almak yerine 5 tane hafif drone alabilirsiniz. Ya da 2 tane orta seviye bir tane küçük drone alabilirsiniz. Ama büyük gemilerde her zaman 50 ya da 100 bandwidth olacaktır. Genelde 100 olur. Mesela ogrelerden 4 tane çıkartabilirsiniz. Bandwidth'de sadece hani geminizin ne kadar alabildiğini bilmeniz yeterli. Ona göre drone koymanız gerekiyor. Ve şu gemide drone sınırlı olduğu için savaşacağınız düşmanı önceden bilip internetten aldığı hasar tipine bakmanızı öneririm. Ona göre drone getirin. Ona göre hasar vurun. PvP'de kullanıyorsanız da en çok işinize yarayacak olan dronelar genelde ya EM hasar atan dronelar olur ya hobgoblinler olur yani termal hasar vuran ya da eksplosif hasar vuran. Neden? Eğer shield tank bir gemiyle savaşacaksınız. Tengu vesaire. Shield tank gemilerin genelde en çok hasar aldığı kısım elektrik hasarı olacak. Yani iyi hasarı. İyi hasarı veren dronları kullanacaksınız. Ya da kalkan tank bir gemiyle savaşıyorsanız o zaman eksplosif hasar daha çok işinize yarayabilir. Tabii ki eksplosif hasar vuran dronlar çok iyi değil. Warrior'lar vesaire kötü ama hani yine de diğer dronlardan daha iyi seçenek olacaktır. Yani emin değilseniz ben her gemiye karşı hasar vuran alıyorum diyorsanız o zaman da termal hasar vuran yani Galanti dronlarını genelde tercih edebiliyorsunuz. Şimdi dronlar hakkında diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yani olabildiğince kısaca anlatmaya çalıştım ama küçük gemilere karşı küçük hafif dronlar Hobgobli Hobgoblinder, Hobgoblin Warrior gibi Acolyte gibi büyük gemilere karşı, savaş gemilerine karşı Ogre tarzı dronlar. Geminizde mutlaka birden fazla çeşit drone bulunsun ki duruma göre bu droneları değiştirebilin. Yani geminizin kargosuna çekip başka bir drone salabilin. Yanlış drone'u kullanmak atıyorum küçük gemilere karşı ogre drone kullanırsanız hiç drone'unuz yokmuş gibi bütün gün asa vermeyebilirsiniz. Ya da hobgoblin drone'la mesela savaş gemisi yok etmeye çalışırsanız DPS'iniz yetmeyebilir ya da kıl payı yeter çok uzun sürede kesebilirsiniz. Sizin gelirinizi arttıracak ya da azaltacak olan şey olabilir. Onun dışında bu konu hakkında herhangi bir sorunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.